Normalde bu kanal genellikle Valorant içerikleri ürettiği zaman insanlara ulaşıyordu ama ben uzun bir süredir de Valorant dışındaki oyunları da oynuyorum ve zaman zaman illa sizlerde de olduğu gibi Valorant'a ilgim kayıyor ama Valorant'a günde 3 defa oynuyorsam artık bir defa ya da 2 günde bu oynuyorum. Valorant eskisi gibi bazı şeyleri hissettirmiyor bana. Şimdi böyle bir karamsar bir içerikte video gördüm. Onun haberini vermek istiyorum. Haber ne peki? Şu haber. Yani ben artık normal videolar içerisinde de oynadığım oyunların haberleri varsa haber incelemeleri ve size içeriklerini sunmaya çalışacağım. Zaten bu tip bir içerik yapmışım daha öncesinden pek fazla kişi ulaşmadı. Tabi bu da pek fazla kişiye ulaşmayacak YouTube'un algoritması yüzünden. Çünkü Shorts videolarımı daha fazla öne çıkarmayı seviyor ve ben artık uzun videolar yapmak istiyorum. 3 dakikadır, 5 dakikadır. Ama izlenmediğini görünce de hevesim belli bir yerden sonra kesiliyor. Yani yorumlar kısmında bu konu hakkında ne düşündüğünüzü belli edin. Konu da şu aslında. Benim uzun videoları yapmamı seviyor musunuz? Yoksa Shorts'u mu seviyorsunuz? Shorts'a da özel bir kanal açtım. Bu arada TikTok ve YouTube Shorts'u farklı bir şekilde kullanıyorum. Ona da abone olabilirsiniz. Şimdi ben bu video içerisinde neyi bahsedeceğim? Aslında Kredi alakalı bilgileri söyleyeceğim. Dedim mi sizlere? Ben oynadığım oyunların haberlerini, içeriklerini, gameplaylerini, incelemelerini sizlere bu saatten sonra aktarmaya çalışacağım. Burada da Aslında Kredi alakalı bilgiler getirdim size. Sıcak sıcak fırından çıktı. Eğer dilerseniz bir kahve, çay alın. Sizlere Mirage'in oyun içi bilgilerini vermeye çalışan Moodle'la sıcak sıcak işeceğinizi ben bu bilgileri verirken şimdi Assassin's Creed Mirage normalde 12 Ekim'de çıkıyordu ama geçen gün gelen duyuruyla birlikte 5 Ekim'de çıkacağı yeniden doğrulanmış oldu ve Gold versiyonuna bu oyun kavuştu. Yani ilk CD'si basıldı bu oyunun. Bundan sonra oyunla alakalı illa güncelleme olacaktır ama oyunun artık yapım aşaması tamamen bitti. Bu da bize aslında 5 Ekim'i e çıkış tarihi olarak Gösteriyor. Bu oyun içerisinde İslam'ın altın çağını göreceğiz gibi duruyor. Oyunun başında modern dünya bölümünün olacağı yerine konuşuluyor. Yani Onimus'a girdiğimiz zamanki kısımdan bahsediyorum tabii ki de. Ve oyunun içerisinde isular hakkında sürpriz bir hikaye ve bilginin elde edileceği konuşuluyor. Tabii ki de bu oyun isularla alakalı. Evet Basim Loki'nin reenkarnı olmuş hali. Bu konu aslında Asyncred dünyası içerisinde çok geniş bir yer kapsıyor. Ve minajın aslında yapılış amacı da biraz de bu. İşte sonrasında oyuna yöneltildi. Bazı içerikler eklendi ve buradan da bir para kazanılmaya çalışıldı. Diğer bir bilgi aslında ortalama bu oyunun ne kadar süreceğiyle alakalı. 25 saatin klasik bütün oyuncular için geçerli bir zaman olduğunu ben düşünüyorum ve bu oyununda 25 saat süreceği gelen bir bilgi. Ama hızlı oynamak isterseniz 20 saat olacakmış. Ortalama oynamak isterseniz yan görev yaparsınız, kılıç vardır onu almak için bir yan görev daha yaparsınız. Bu şekilde yan görev, ana görev, bir yere gidersiniz, zorlanırsınız falan 25 saat sürecekmiş ama her şeyi bitirmek için hem yan görevi yapayım, hem hikayeyi yapayım hem şurada bir tane kurtarmam gereken kişi var onu kurtarayım. kartalcı kadar kişi tanımam lazım diyorsanız da o da 30 saat yakın oyunun süresi sunacakmış. Bu oyun içerisinde gizliliğin ön planda olduğunu söyleyelim ama Valhalla'da ne kadar gizlilik varsa bu oyunda biraz daha fazla var. O kadar eski oyunlarda olduğu gibi bir gizlilik beklememenizi ben size öneririm. Özel tasarlanmış parkurlar varmış. Valhalla'nın belli yerlerine böyle çiçekler vardı. Bu oyuna da yedirmeleri aslında güzel olmuş. En azından bu tip parkur sevenler varsa. Mikro satın alımlar yok deniyordu. Ama geçen hafta bir görsel ortaya çıktı ve mikro satın alımlar olacakmış. Şu an için DLC de planlanmıyor diyor ama büyük ihtimalle DLC de planlanır. 2024 yılı için hangi oyun çıkarsa onun öncesinde bir zaman boşluğu kalmasın diye ve Alamut Kalesi oyunda gidilebilecek bir yer olacakmış. Herkes Alamut Kalesi'nin nasıl bir yer olduğunu veya değerinin Assassin's Creed içerisinde ne olduğunu illaki çok iyi biliyordur diye düşünüyorum. En son olarak ise eski mekanikleri dediğim gibi gizlilik bu dahil ama eski Assassin's Creed oyunları orijinal önceki o eski oyunların çoğu mekaniğine bu oyunun sahip olacağı söyleniyor. Size aktarabileceğim son bilgi de aslında buydu. Umarım bu tip videolar hoşunuza gidiyordur. Tabii ki de ilerleyen zamanlarda benim isteklerim ve sizin istekleriniz doğrusuna farklı içerikler de evrilebiliriz. Ama şu anlık yapmayı planladığım içerikler bu şekilde. Kendinize bakın. Sonrakilere görüşürüz. Bay bay.